Yar bana bir eğlence. Hello. Yar bana bir eğlence. Ne yapsak ne etsek. Hello. Hello. Yar bana bir eğlence. Eğlence mi eğlence yok. Tövbe tövbe. Burası manastır. Eğlence istiyorsan barlara git. Yar bana bir eğlence. Yine papaz kafayı yemiş. Delirmesin. Aşağı inelim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Bugün gözlerinizi şişik çok durgun görünüyorsunuz. Biz bulduk. Neyi buldunuz? Hazine mi? Bela mı? Biz Hazreti İsa'nın neden çarmıh yolunu seçtiğini, neden çarmıhta öldüğünün sebebini anladık. Ne kadar harika. Hemen İskender e siparişi vereceğim. Unutmadan yanında künefe de getirsin. Kebap mebap yok. Biz bu kadar insafsız değiliz. Öyle değil mi Hacivat? Evet. Bütün geceyi ağlayarak geçirdik. O kadar çoktu ki işlediğimiz günahlar. <laughs> Rabbin kanı sizi her günahtan arındırırsın. Hz. İsa bizi günahtan özü kılmak için fısık kurbanı olarak çarmıhta öldüğünü anladım. Ne kadar harika. Rabb'e şükürler olsun. Hemen parşı veriyorum. Gerek yok dedim ya. Bugün kurtuluş günü, sevinç günü. Kutlamamız lazım. Hemen getirsinler. Çok teşekkür ediyorum. Yemek servisini arar mısın? Tabii ki efendim. Afiyet, şeker olsun. Çok zahmet ettiniz. Çok şey öğrendim. Öğrenmenin en iyi yolu kendiniz araştırmak değil bir mi? Bir sorun çözülmesi konusunda çok harika bir takımız. Ben de yeni yeni fark ediyorum. Karagöz'ün eğitimsiz taş kafa olduğunu düşünüyordum. Ama düşündüğümden biraz daha iyi olduğunu öğrendim. <laughs> Düşündüğünden iyi mi? Seni gidi seni. Havalı boş kafa. Sen saf saf dolaşıyorsun. Mahallenin tüm kurnaz insanları senin cebindeki parayı kendi parası olarak düşünmüyorlar mı? Yine tartışma mı? Sus! Sus! Hemen size bir soru soracağım. Hemen kestik. Sorulara bayılıyoruz. Acaba bu sefer ne vaat edeceksiniz? Çok harika bir şey vereceğim. Ne istiyorsun? Günlerdir biz manastırdayız. Böyle devam edersek biz de yakında keşiş olacağız. Acaba İstanbul yani Stampoli'ye biraz göz atsak olmaz mı? Oradaki meşhur surlara, hipodroma, Ayasofya'ya baksak olmaz mı? Evet, evet çok iyi olur. Hava almış olacağız. Sorulara doğru cevabı bulursanız sizin için her şeyi ayarlayabilirim. 3 gece 4 günlük Stampoli tur paketi ayarlayacağım. Yeme, içme, konaklama, tüm masraflar benden olsun. Duydun mu? Müthiş. Vay vay vay. Vay be, bayıldım. İnanılmaz bir şey. Soru ne? Hz. İsa'nın öğrencileri Hz. İsa Çarmıt'ta öldükten 3 gün sonra dirildiğini iddia Allah ediyorlar. Allah Allah. Acayip bir şey iddia ediyorlar. Her insan topraktan geldi. Toprağa gidecek. Dirilmek de nedir? Yahudi din adamlar şöyle düşünüyorlar. İsa'nın öğrencileri geceleyin gizlice mezara gitmiş, cesedini çalıp başka bir yere gömdükten sonra sansasyon yaratmak için İsa dirildi diye yalan söylediğini iddia ediyorlar. Hz. İsa'nın öğrencileri o kadar üçkağıtçı mı? Yorumu sonra yaparsın. Müslümanlar ise İsa'nın çarmıhta ölmediğini, İsa'yı ele veren Yahuda İskariot'un öldüğünü ve İsa'nın ise direkt göğe alındığını iddia ediyorlar. Sizce hangisi doğru? Bir de bunu destekleyecek deliller bulmanız lazım. Çok karışık. Böyle bir soru olur mu ya? 1300 yıl önce ölmüş insanla ilgili detaylı durumu biz nereden bileceğiz ki? Hem de delillerle birlikte. Bizi İstanbul'a yani İstanbul'a e gönderme niyetiniz pek yok gibi. <laughs> olur mu? Mantıklı düşündüğünüz zaman kesinlikle zor bir soru değildir. Rabbimiz size hikmet versin. Yarın görüşürüz. Bak şimdi. Yine hava atmaya başlıyorsun. İşimiz çok zor. Şaka yapmayı bırak. Şimdi kafamı toparlıyorum. Birinci, Hazreti İsa'nın öğrencileri Hazreti İsa öldükten sonra dirildiğini iddia ediyor. İkinci, Yahudiler Hazreti İsa'nın cesedinin onun öğrencilerinin çalıp gizlediğini ve sonra dirildi diye yalan söylediğini iddia ediyor. Üçüncü, Müslümanlar ise çarmıhta ölenin Hazreti İsa değil Yahuda İskaryot olduğunu ve Hazreti İsa'nın direkt göğe alındığını iddia ediyor. Hmm. Önce İsa'nın ölüm nedenini düşünelim. O için öldü? Fısıh bayramında kurban olarak insan soyunu günahtan özgür olması için İsa Mesih öldü. Bence üçüncü iddia çok yanlış. Eğer Hazreti İsa fısıh kurbanı olarak ölmesi gerekmiş ise Yahuda İskaryot gibi sahtekar, yalancı, para göz gibi bir adam nasıl kurban olabilir? Mümkün değil. Eğer Hz. İsa yerine Yahuda İskalet ölüyse hiçbirimiz günahtan özgür olamayız. Hepimiz işlediğimiz günah yüzünden cehennemin dibinde cayır cayır yanmalıyız. Aferin. Kesinlikle sen göründüğünden çok daha akıllısın. Ben senin gibi havalı mavalı değilim. Ama yine de kimin doğru veya yanlış olduğunu çok iyi bilirim. O zaman İsa'nın öğrencileriyle Yahudi din adamları arasında hangisi doğru söylüyor? Aslında cevabı çok basit. Deliyle melile hiç gerek yok. Yahudi din adamları suçsuz birini çarmıha geldirecek kadar insafsız ise yine de yalan söyleyecek olan Hazreti İsa'nın öğrencileri değil. Kesinlikle Yahudi din adamları. Bence de öyle. Ama fiziksel kanıtı olmadan zihinsel kanıt ile birini adli suçlu olarak iddia edemezsin. Vay. Bu sefer sen göründüğün gibi değilsin. Tavla geçecek <laughs> zamanımız yok. İstanbul bizi bekliyor. Ah ah İstanbul. Aslında bu olay çok basit. Yahudi din adamları Hazreti İsa'nın cesedini bulup gösterdiği zaman bu tartışma bitecekti ama bulamadılar. Ceset kayboldu. Demek İsa'nın mezarı var, cesedi yok. Allah Allah. Sabahtan beri bunu konuşuyoruz. Şimdi mi anladın? Sence ölmüş bir insan dirilebilir mi? E ölümden sonra dirilişin olacağına Yahudiler de Hristiyanlar da Müslümanlar da inanıyor. Neden olmasın? Evet ya. Bu kadar insan inanıyorsa mutlaka bir örnek olmalı. Doğru söylüyorsun. Bir de Hazreti İsa sağken ölüleri bile dirilttiyse onun dirileceği olasılığı çok daha yüksek. Bir de kendisi Allah'ın öz varlığından gelen söz olduğunu iddia ettiyse bunu kanıtlaması gerekebilir. Türkçede bir deyim var. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Doğru. O zaman sonra ne olduğuna bakalım. Yalan yalan olarak ortaya çıkacak gerçekse gerçek olarak ortaya çıkacak. Deyimdeki gibi kesinlikle yalan yalan olarak ortaya çıkacaktır. Hemen şey go go! Sanal hocaya soru soralım. İsa'nın öğrencilerinin sonunun nasıl olduğunu bulalım. Eğer yalan söylediyseler kesinlikle söylediklerini inkar edenler de olabilir. Ah! Vay be! Ne oldu? Çok merak ettim. Ne oldu biliyor musun? Hazreti İsa'yı ele veren Yahuda İskariot hariç 11 kişiden 10 kişi şehit olmuş. Bir de hiçbir kaba kuvvete dayanarak inancını yaymaya çalışmamış. Bunları tarihçiler söylüyor. Onların mezarı ve nasıl öldüğüne dair deliller var. Hepsi de ölünceye kadar imandan vazgeçmemişler. Yaşlanıp ölen Yuhanna adlı öğrenci ise yağ kazanına atıldığı halde imandan vazgeçmemiş. Hiçbiri imandan vazgeçmeden ölünceye kadar İsa'nın ölümden dirildiğini tanıklık etmiş. O zaman sonuç besbelli. Yalan için canını verecek kim var ki? Sen ölür müsün? Hayatta olmaz. Onlar kesinlikle dirilen İsa gördü ki canı pahasına tanıklık edip şehit olmuşlar. Doğru, biz şimdi anladık. O zaman kesin bir sonuç olarak Hazreti İsa'nın gerçekten ölümden dirildiğini. Ya Rab İsa, sen büyüksün. Sen ölümü yendin ve Tanrı'nın öz varlığından geldiğini dirilişle kanıtladın. Amin.